YSK'nın resmi olmayan verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan %49.51, Kemal Kılıçdaroğlu %44.88, Sinan Oğan %5.17, Muharrem İnce %0.44. Gördüğünüz gibi seçim ikinci tura kaldı. Bu seçimler YSK'nın kesinleşmemiş sonuçları olmasına rağmen bir nevi kesin diyebiliriz artık. Enteresan bir durum var. Seçim ikinci tura kalmasına rağmen Muhaliflerin bir bölümü seçimi kaybedilmiş olarak görüyor ve üzülüyor. AK Parti tarafında ise kontrollü ve buruk bir sevinç var. Peki nasıl oluyor da Recep Tayyip Erdoğan ya da AK Parti 21 senede hiç seçim kaybetmiyor? Bugün bunun cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle sevgili muhalif kardeşim. Twitter'dan ve sosyal medyadan seçim kazanılmaz. Bunları şunun için bilmeni istiyorum deden, baban, babaannen, annen bunların birçoğu sosyal medya ve Twitter kullanmıyor. Dolayısıyla yaptığın paylaşımları da aşağı yukarı senin gibi düşünen insanlar görüyor. Sen zannediyorsun ki toplumun çoğuna ulaşıyorsun ama durum öyle değil. Bu harita deprem bölgesi haritası. Erdoğan buralarda %70'e yakın oy aldı. Çadır satan bir Kızılaya rağmen aldı kurtarılmış insanları kendi kurtarmış gibi gösterip kameraları olay yerine çağıran AFAD'a rağmen aldı. Özellikle Hatay ve Adıyaman gibi illerde bildiğiniz gibi ilk 3 gün devlet adına hiç kimse gelmedi. Buna rağmen aldı. İnsanların AFAD'a yaptığı yardımlara kendi amblemini basıp halka dağıttı. Buna rağmen aldı. Eğer sizin paylaşımlarınızın halk nezdinde bir karşılığı olsaydı bırakın deprem bölgesinde %70 almayı %10 dahi oy alamazdı. Yani sosyal medyada büyük ölçüde kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Oysa Erdoğan bizim ulaşamadığımız kesime ulaşıyor. Nasıl mı? Biz buna küçük bir örnek verelim. Nazi Almanyası'nda Rus tankları Berlin'e girene kadar Almanlar Rusya'yı yendiklerine ve Rusya'yı işgal ettiklerine inanıyordu. Çünkü Alman medyası kendi halkına yalan söylüyordu. İşte sevgili dostlar, medya gücü çok ciddi bir avantajdır. Hatta bana sorarsanız en büyük avantaj budur diyebilirim. Erdoğan da bunu gayet güzel kullanıyor. Düşünsenize, Türkiye'de hala TRT'yi tarafsız devlet kanalı zanneden bir kesim bile var. Şu anda Türkiye'de medyanın %95'ten fazlası Erdoğan'ın elinde. O halk neye inansın istiyorsa halkı ona inandırıyor o halk neyi görsün istiyorsa halk onu görüyor. Bunun tam tersi de mümkündür. O halk neyi görmesin istiyorsa halk onu görmüyor. Hatta daha ileri gideyim. Bu medya gücünü bana verin. Türkiye'de en sevdiğiniz insanı 3 ayda terörize edeyim. Peki Erdoğan kazandı mı? Bana sorarsanız hayır. Çünkü elindeki muazzam devlet gücüne ve medya gücüne karşı %50'yi geçemedi. Erdoğan ilk darbesini bu seçimde yedi. Bu adil olmayan yarışta bana sorarsanız Kılıçdaroğlu fena sayılmayacak bir oran aldı. Şimdi seçim sonucu değişir mi derseniz bence değişebilir. Ama bunun için gerçekten bu süreçte çok iyi çalışmamız gerekiyor. Burada sosyal medyadan falan bahsetmiyorum. Yaşlılarınızı ikna edeceksiniz. Sosyal medyayı bir kenara bırakın. Her biriniz bir tane AK Partiliyi ikna etmek için uğraşın. Eğer o insanları, ulaşamadığımız insanları ikna ederseniz Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanması mümkün.